İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde kent içi ulaşım çalıştayı düzenlendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alttepe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda Samsun'daki ulaşım konusuna değinen Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun 17 kilometrelik doğu batı istikametinde çalışan 21 trenle günde 50 bin yolcu taşıyan bir raylı sisteme sahip oldu dedi. Böyle bir toplantıda bulunmaktan ötürü duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Samsun 17 kilometrelik, şimdi doğu batı istikametinde çalışan 21 trende günde 50 bin yolcu taşıyan bir LRT'ye sahip oldu. Hafif raylı sisteme sahip oldu. Şimdi havaalanı istikametine döndük. Bir 14 kilometrede o tarafta şimdi yeni inşaat halindeyiz. İnşallah toplamda 14 artı 16, 30 kilometrelik bir şeyimiz olacak, hattımız olacak. Muhtemelen de 30-35 trenle beraber günde 75-80 bin yolcu taşıyan, önümüzdeki 1-2 sene içerisinde 2017'yi planladık. Böyle bir hatta şehrimizi döndüreceğiz.